Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fit Beast Minecraft serimizin 19. bölümüne hoş geldiniz. Dur, bölüm adından bir emin olup ki. Evet, 19. bölümmüş. Evet, şimdi bu bölümde neler yapacağız? Bu bölümde Sorting sistemimizin son parçasını da tamamlayacağız. O da şunları renklendirmek. Buraya girecek itemların hepsini yazdım zaten. Hepsini listeledim ben buraya. Patatesler de buraya gidiyor dikkat ederseniz. Ve bunun için önce ve Sonic Machine'de listelememiz gerekecek. Bunun için öncelikle şunları şöyle bir dizeyim ben. Çalışma alanım daha rahat olsun. Öncelikle paintler. Bunun için can lazım. Paint can. 3 renk yeterli bize. Bunun için de template lazım. Template tin ile iron'ın pişirilmesiyle oluşuyor. Template'te iron var. Mantık. Ve iron'ımız az. Olsun. Iron tüketiyordu, evet. Bu yeterli. Ve şimdi bunları bu şekilde diziyoruz. 3 adet tinken oluşuyor. Bunu başka bir şeyde kullanma ihtimalimiz var mı? Yok. Paintken oluyor. Bize ben sıradan gitmeyi sevdiğim için beyaz, turuncu, magenta olarak kullanacağım. Bunun için ve flax seedleri kullanacağımız bir alan daha. Tabii flax seedleri bundan başka bir şey için daha kullanacağız. Neyse, bir stack almış olayım. Bunun dışında bana bir adet bone meal ver. Bana bone meal ver. Bakalım sen hangi renge dönüşüyorsun? Purple dye'a dönüşüyormuşsun. Sarı üzerinden giderim ben. Tamam, bir tanesi magenta'ya dönüştü, diğeri de orange'a dönüştü. Süper. İhtiyacımız olan tüm renkler bunlardı. Ve bunun dışında tam 3 adet wool'umuz varmış. Süper. Biraz da en boş şu wool, tamam. Şuradaki stickleri de alacağım. EQ'si kapatırsan oraya gidebilirsin. Evet, şimdi kendilerimizi alıyoruz. Ha, şunu da şöyle koyayım. Flux seedlerim. Burada. 1, 2, evet. 3 tane paint kenimiz oldu. Paintimiz oldu. Ve bunları paintbrush'la. Ve o da tüp değil. 3 stick ve wool. White. Tanış aldık. Orange. Magenta. Şimdi aşağı inip bunları boyayalım. Öncelikle pulverize edilecek şeylerimiz beyaz, gold'umuz turuncu, yakılacak şeyler magenta. Şunları da bir daha uzun bir süre kullanmayacağımızı hesaba katarsak Red Power chest'imize unutulmaya bırakıyoruz. Şimdi bize gene aynı ore'lardan lazım. Iron, gold, tin, copper, silver, lead, ferrous. Diğerlerini birazdan hallederim. Öncelikle manager'ımızı düzenlemiştik. Şimdi sorting machine'i düzenliyoruz. Iron, copper, tin, led,
Silver, Ferrous. Gold'umuz ayrı bir... Bunlar beyaz. Gold, turuncu. Ve bir tek gold oraya gidecek. Bunun dışında sinebar. Başka ne var? Bir de sine... Tamam, bu kadar. Bu ikisi. Bunun dışında sinebar. Ah, sinebar buraya değil. Sinebar ve alüminyum. Magenta. Ha, bunun dışında bir şey daha yapacağız. Ufak bir ekleme daha. Kendimize birer iron. Tin. Copper. Copper. Gold da vereyim. Silver. Lead. Ferrous. Sen neyle doldun? Iron'lardan bir tanesini bu şekilde götüreyim diyeceğim. Iron'lar... Ah! Şuraya gidin. Bir taneniz burada kalsın. Şimdi şunları şuraya koyalım. Bunun dışında nikellerden bir tanesi buraya gelsin. Bunu yapmamın temel sebebi... Nikeller bana geldi. Fazlalık kapıda buraya gitsin. Gold. Dust. Bunun dışında tin. Tin, tin, tinimini hanım. Tin, 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 tinimini hanım. Ferrous. İkili. Aa, buna gerek yoktu aslında. Lead. Bir de silver ardından. Şurada bir adet platin vardı ancak onu kullanmıştık. Neyse, sonra platinyum elde edince onu da ekleriz. Bu biraz gereksiz ancak işimi garantilemek için yaptığım bir şey. Copper, silver, tin, nikel. Ha, nikeli iki kere koyduk. Tamamdır. Burası da tamam. O zaman geriye ne kaldı? Sadece sorting sistemimizi döşemek. Şimdi şuraya gidin. Tabii öncesinde bir şey daha yapacağız. Şunun modunu düzgün ayarlayalım ve... İstediğimiz mod bu. Bu sayede istemediğimiz bir şey de bunun içinden almayacak. Evet, şimdilik onu ayarlamayalım. Enerjimizi bağlayalım artık. Yavaştan. Bunlar gelsin bana. Siz de gelin bana. Siz şu şekilde bağlanın. Şuradan da bu elektrik geçsin. Orayı aktarmanın daha güzel bir yolunu düşünelim hemen. Hemen oraya nasıl aktaracağımı düşünüp geliyorum. Evet, enerji geçiş sistemi neredeyse tamamlamak üzereyim. Ve sadece birkaç tık kaldı. Evet, şu an bunu buraya yerleştiriyorum. Nasıl bunu? Direkt şöyle kullanayım hepsini, şunların.
Bunları coverla katlayacağız. Şu an herhangi bir enerji, hiçbiri bir bağlı olan makinelerin hiçbiri bir enerji sistemine bağlı olmadığı için herhangi bir sorun çıkmaz. Fakat birazdan bunları bir enerji sistem akışına bağlayacağımız için işte o zaman sıkıntı olacak. Stonebreaker karta. Stone cover. Hollow Stonebreaker cover'ımızı yapalım. Her şey hoş dursun, değil mi? Bunun dışında Marble Brick Cover ve sadece bir tane daha Stone Cover'a ihtiyacım var. Ya da boş ver, orayı boş mu bırakalım? Aman boş ver. Ya da Marble Brick'lerde yapmamıştım ben bunu. O yüzden bunda da yapmayacağım. Sadece bir tane stone cover için 8 tane stone cover elde ediyorum. Çok süperim, değil mi? Sizleri de kapattıktan sonra aşağı inip, daha sonra şuraya geçip buranın nasıl bağlandığını göstereyim. Burası şu şekilde bağlandı. Bu arada zaten stone cover'a ihtiyacım olacakmış. Daha önce de dediğim gibi Red Power makinelerinin hepsi aynı zamanda birer kablo gibi hareket ettiği için burada bir sıkıntı mevcut değil. Dışarıyı da mı kapasaydım? Burayı kazmak zorundaydın, değil mi? Hollow cover'ım var mı? Stone Halo Cover. Her şey gayet güzel oldu. Bir tek şu arkadaşa enerji bağlanmadı. Onu da bağlayacağız birazdan. Buna kendi enerji sistemini, ayrı bir enerji hattı bağlamayı planlıyorum. Çünkü aksi halde işim zor olacak. O yüzden Nikolit, gel sen bakayım buraya. Ne yaptığımı anlamışsınızdır herhalde ama öncelikle ben şu arkadaşları bağlıyorum. Öncelikle seni bağlayalım. Sonra seni. Ve şimdi birazdan göreceğiniz üzere eve girebilirsem bunlar enerji almaya başladı. Ancak henüz yeterli enerji almıyorlar. Yeterli enerji almaya başladıkları andan itibaren seni şu moda getirelim bu arada. Evet, yeterli enerji alıyorlar artık. Sen any amount. Bu modun olayı chestlerdeki itemları otomatik olarak çekiyor. Tabii chest'e artık bakamıyorum ben. Çünkü üstünde bir blok var. Ve gördüğünüz gibi itemları otomatik olarak taşımaya başladılar. Şuradan göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi itemlar otomatik olarak yer değiştiriyor. O gitmeleri gereken yerlere gidiyorlar. Ve bunun da diğer bir anlamı da ben burada herhangi bir chest'e herhangi bir item koyduğum takdirde o chest'e gitmemesi gerektiği hal
Daha sonra o chest'e gitmemiz gereken bir item koyduğum takdirde o item otomatik olarak oraya gidiyor. Bu arada dikkat ettiyseniz işlenmemiş orlarımız da gitti. Çünkü onlar artık buralara dağılacaklar. Yoksa siz miscellaneous chest'e mi gittiniz? Bir bakalım hemen. Buraya gitmişler. Sende instruction tube yok, tüp yok muydu? İlginç bu. İki kat restriction tube yaparız. Tabii önce bir tane bile iron bulabilirsek. Tam buradalar. İki kat uzaklaşmış olursun sen de. Ama bu arkadaşa niye gitmediler anlayamadım. Hani gayet sisteme de bağlı. Tüm tüp hattına da bağlı. Acaba o esnada buna enerji mi gelmemişti? Bunun önceliğini 1'e çıkartalım. Şimdi öncelikle iron'larla deneyelim bence. Bu arada koyduğum saniye onların gittiğini göreceksiniz. Bakalım siz nereye gideceksiniz şimdi? Aşağı mı inecek? Yoksa yine o miscellaneous chest'imize mi gidecek? Evet, miscellaneous chest'imize gitti. Senin sorunun ne? Tamam, bu tamamen benim genius'lığımdanmış. Bu manager'ların ufak bir olayı herhangi bir chest'te bulunan item'ları almazlar. Sadece başka bir manager'ın ona verdiği item'ları alabilirler. Ve o manager'lar da aynı tüp sistemine bağlı olmak zorunda. Ledlerimiz de burada. Tabii bir tane de normal giriş chest'i ayarlayacağım. Sen Red Bull içerisine git. Tabi hala bazı şeyleri elle düzenlemem gerek. Gördüm, bu LED dust'ı oraya koymamın tek sebebi buydu. Potatolar siz de gidin. Yok, potatolar gitmeyin. Neyse, o potatolar gele dursun. Zaten otomatik olarak bunun içine atmaya çalışacak. Buradan yakalarım ben. Sorting machine şimdi içinden çıkarıp atmalı onları. Bunun içine girdilerse. Sana bakamamak sinir bozucu. Çekemiyorum ki. O zaman üzgünüm dostum. Bunun içine girmiş de niye dışarı atılmadın? O zaman şöyle bir şey yapalım. Chest'imiz buraya gelsin.
Sorting machine şöyle gelsin. Çünkü bir türlü çalışmadı arkadaş. Tin. Gopper. Ferrous. Silver. Iron. Lead. Aluminum. Gold, silver, cinnabar, iron. Şimdi sen beyaz. Beyaz, turuncu, magenta. Magenta. Lead. Tamam. Copper, gold. Potato. Tin mi? Sen hayır değil misin tin? Biraz daha tüpe ihtiyacım olacak. Biraz da iron pipe'a ihtiyacım olacak. Eski bir buildcraft eklentisini özledim. Golden iron pipe. Tüplerim burada da değil. Bir tane iron pipe alalım. Bir tane demiştim gerçi ama. Tamam, tüplerimiz de burada. Iron pipe. Tabii seni de taşımam gerekecek. Üzgünüm manager. Şimdi sana konacaklar. Lead, cinnabar, tin, aluminum, ferrous, iron. Bunun dışında başka ne lazım? Başka ne koyacaksın ha? Onları da ayarlarız sonra. Şimdi sadece LED'i koyalım. Ha bir de potato. Potato. Bu enerji hattını başka bir şekilde geçireceğim şimdi. Ve bu bana bayağı bir cover'a mal olacak. Neyse ki cover ucuz bir şey. Stone cover. Jacket wire'ımız var. Şundan da gelsin. Evet, bu bölümün sonunda umarım çalışan bir sorting sistemim olur. Umarım. Coverlar güzel şeyler. Ha. Seni illa buradan geçirmem gerekecek.
Tabii ben yine sessizleştim. Sizleri de azıcık taşıyacağım. Bir enerji sisteminin en sıkıntı noktası. Daha sonra birden fazla enerji sistemini bir ya da taşıma sistemini bir arada geçirmenin sıkıntı noktası. Her şey birbirine geçiyor. Neyse ki Red Power'da bu mikrobloklar var da bir nebze de olsa rahatlatıyor işimizi. Tamamdır. Enerji alıyor musunuz? Alıyorlar. Güzel. Patatesleri direkt olarak koyuyor. Aa, bir adet. Pardon. Bu bir adet taşıyayım diyormuş. Bize ondan sürüsüyle taşıyayım diyeni lazım. Patateslerimiz muhtemelen buraya bir yere gelecek. Da şuraya gitmedilerse gitmemişler tamam. Tabii senin gidecek yerin yok henüz. Gidecek bir yeri yok. Aslında bunu şu moda getirsem çok daha süper olur. Hepsini topluca atar. Bu şekilde çalıştığını test ediyoruz. Ama Power Furnace'larımıza enerji göndermemiz lazım. Onu da hemen halledelim. Kendimize conduit'ler verelim. Bakın ne kadar conduit'imiz var? 9. 9 tane yetmez herhalde. Sen nereden geldin? Evin iç ışıklandırmasında sorun mu var yoksa? Hallederim. Zaten ışıklandırmayı değiştireceğim komple. Yoksa bir yerimi açık unuttum. Hayır, unutmamışım. Neyse. Kendimize önce 9 gold. Şunu atalım zaten otomatik olarak. 9. 19'da seal var. Alüminyumlarımızı koymuş muyduk buraya? Hayır. Hatta inadına buraya koyacağım. Buraya geçsin. Gördüğünüz gibi. Menajerleri çok seviyorum ya. Çok işe yararlar. Yani düzgün yerleştirdiğimde mükemmel oluyorlar. Conduit'lerimizi de alalım. Redstone'umuz var mı? Yok. Olsun şurada biraz molten redstone'umuz vardı. Bir kısmını halleder. Bir kısmını da şuradan alalım. Nightmare Crucible'ımızı koyalım. Ha tamam o yeterliymiş bile. Tamam. Bunları da döşeyip
Tam teşekkürlü. Sorting sistemimizi tamamladıktan sonra bir saniye. O zaman seni farklı bir yöne çeviririm. Sen bu yüz ol. Oraya bir Buildcraft Pipe'ı bağlayacağım. Değişik bir tanesini bağlayacağım. Çünkü orası istemediğim bir artı taşıyor. Ne olduğunu anlamışsınızdır bilenler. Bilmeyenler için de birazdan onu yapacağım zaten. Voilà. sistemimizin son parçası da tamam. Gördüğünüz gibi bunlar bu pipelardan ilerliyor. Bu chest'e varacaklar. Metallerimiz de işleniyormuş, tamam. Güzel güzel işlensinler. Gördüğünüz gibi bunlar tanınmadığı için otomatik olarak chest'ten dışarı atılıyorlar. Hepsi relaylerimizde depolanmış. Gördüğünüz gibi Red Power Pipe'larının güzel bir yanı, hiçbir şekilde onları dışarı atmıyorlar. Evet, itemları dışarı atmıyorlar. Direkt eşit olarak dağıtıyorlar. Sen üstte yanlışsın, tamam. Bunları da ileriki bölümlerimizde, hatta bir sonraki bölümde olabilir, İlginç bir Buildcraft makinesini yaptığımızda gizleyeceğiz. Bu bölümü de bir adet o bahsettiğim pipe'tan yapıp bitireyim hemen. Bahsettiğim pipe için glass lazım. Nerede bu glass? Yemek lazım. Om yum yum. Bu arada patateslerimiz de direkt buraya geliyor. Ben glassları muhtemelen orada. Bunun dışında ben bir şey daha arıyorum. 2 adet obsidiyum. Dıdın bir adet. Ha, glasslarım elimdeymiş. Aa dur. Yanlış pipe. Nasıl yapılıyordun sen? Bu, waterproof değil. Transport pipe. Ha. Glass, inksack, redstone. Tamam, obsidiyene ihtiyaç yokmuş. Zaman bize bir adet renklendirici lazım. Şu purple'ımızı kullanalım. Sen gir şuraya. Stone'um nereye gidiyor benim? Stone'u koymadım mı ben oraya? Koymamışım sanırsam. Koyarım. Sen de git buraya, sen de gel. Ha, basalt koymamışım. Neyse, düzenlerim. Menajerlerin böyle sıkıntılı da bir noktası var. Sen inksek'e dönüşene kadar uğraşacağız böyle. Tamam, inksek'e dönüştü. Şimdi inksek, glass ve hiç redstone'um var mı? Ben New York. Yeni sorting sistemime ben bile alışamadım. Ve bize bir adet Void Pipe verdi. Void Pipe'ların olayı şu. Bir Buildcraft Pipe'dir bunlar. İçine giren tüm itemlar
yok olur. Void pipeların temel işlevi bu. Bunu da şuradaki gravel'i yok etmekte kullanacağız. Gördüğünüz gibi bu pipe'ın içine girdi ve bu dünyadan tamamen silindiler. Öyle bir şey artık yok. Ve bu arkadaş da güzel ilerliyor. Tamam. Evet, sanırsam en sonunda şu meşhur sorting sistemimizi bitirdiğimize göre köfte eski köfte denilen günler, iyi eğlenceler.